şeylerimi yaptım. Arkasını verip şöyle dönüp ayarla. Abi zahmet etme ya. Böyle kutlar olur. Ya şimdi en son nasıl başlayayım? Sezonun sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Fiyatlarımız bu sene olması gereken fiyat düzeylerinde. Şu anda 3 lira gibi bir rakamdayız. Doların artmasıyla masraflarımız çok arttı. Geçen sene bu domatesi ortalama 1 liraya gidiyordu. Bu sene olması gereken rakam yaklaşık 2,5-3 lira. Böyle giderse masraflarımızı kurtarırız. Burada ortalama şu anda 3000 lira. Genel ortalamaya vurulduğu zaman yaklaşık 2 liraya düşer bu rakam. Bu sene için geçerli. Seneye bu rakamların biraz daha üstünde olması lazım ki biz bu üretimi yapabilelim. Bugün aldığımız gübreler yaklaşık %300 civarında arttı. İşçilik maliyetleri seneye %50 civarında artacak. İnşallah seneye de bu fiyatların biraz daha üstünde almayı düşünüyoruz. Girdilerin düşmesi için dolar kuru üzerinden artan bu fiyatların absürt olduğunu düşünüyorum. Yani dolar iki katına çıksa bile dolar gene düşüyor ama fiyatlar gene aynı kalıyor. Artan gübre fiyatları kesinlikle düşmüyor. Bunları önüne geçilmesi lazım. Yani bir fırsatçılık yapıyorlar diyebilir miyiz? Yani oluyor, illaki oluyor. Bunda herkes bunu yapıyor yani. Burada 3-300'e biz veriyoruz. Aracı tabii burada hale giden mallar. İstanbul, İzmir, Adana, Ankara hep halciye gidiyor mallar. Halciler pazarcıya satıyor. Oradan bir halci fiyat koyuyor. Pazarcı alıyor, pazara götürüyor, o fiyat koyuyor. Fiyatlar anormal şekilde artıyor. Tabi burada yapılabilecek ne olabilir? Buna bir düzenleme olabilir mi? Onu bilmiyorum. Yani bugün domatesin 1 kilo maliyeti bana 1,5 lirayı buluyor. Bu sene için. Sene için konuşmuyorum. Bugün 3 liraya satıyorsam 1,5 şu anda kazanabiliyorum. Ama sezon içinde ağırlık içerisinde bu fiyatlar 1,5-2'ye anca gidiyor. Maliyetine gidiyor yani. Tabii ki bizden 3'e alan aracılar bunu 6'ya 7'ye satıyor. Bunda tabii çok afaki bir fiyat farkı var. Bizim emeğimiz oluyor. Biz sanki onlar için çalışmış gibi oluyoruz. Domates bizim emeğimizin karşılığını vermiyor. Herkes bir para kazanmak istiyor ama asıl emekçinin burada kazanması gereken biz emekçileriz. Bizim kar marjımız çok düşük oluyor, onların kar marjı yüksek oluyor. Aracılar kazanıyor. Burada ben işçiliğini yapıyorum. 6 ay burada çalışıyorum. İçinden çıkmıyorsun. İlacıdır, gübresidir, çapasıdır, budamasıdır. İşçiliğini biz yapıyoruz bunu. Ama gel gelelim biz karşılığını alamıyoruz. Başkası götürüyor. Bizim geçen seneki bu domatesi üretimimiz 80-85 kuruştu. Bu sene başında yani Mayıs'tan bu tarafa 1 lira 20 kuruş olan fiyatımız. Şimdi önümüzdeki yıl çok karanlık bizim için. Neden? Sezonun başında 80 liraya aldığımız 25 kiloluk bir torba potasyum nitrat gübre bugün 240 bin lira. Bu devlet fabrikasında. Yani gübre taşın fiyatları bunlar.
Bu dolara bağlı deniyor ama ben çok da ona inanmıyorum. Fırsatçılık çok ülkemizde. Şimdi 240 liraya 25 kilo bir torba gübreyi alırsak biz seneye bu üretimi yapamayız. Mutlaka yetkililerimiz bu işe bir el atılması lazım. Yani büyük bir fırsatçılık var. Şimdi domatesin fiyatı bugün 3300 lira. Ha, bu rakamları duyunca çok para kazanılıyor zannediyor ama bu yıl sonu ortalamasına bakılınca bugün 1000 liraya satıyorsun, 2000 liraya satıyorsun, 3000 liraya satıyorsun. Bunun yıl sonunda ortalaması bize 1800-1600 liraya geldiği zaman biz Allah bereket versin diyoruz. Karnımız doyuruyoruz, para kazanıyoruz bu işte. Yani ihracatımız var, Arap ülkelerine gidiyor. İşte iç piyasa çeşitli illere gidiyor domates. Kalitemiz güzel. Vatandaşımız memnun, alıcımız satıcımız memnun ama burada bir şey daha var. Şimdi bugün 3300 lira bizde domates toptan. Bakın bana daha akşam WhatsApp grubundan İzmir'den fiyat geliyor. Markette yazmış olay 8 lira 99 kuruş domates yani 9 lira. İstanbul'dan fiyat geliyor marketten domates 10 lira. Yani WhatsApp'ta silmedim daha duruyor. Yani bu kadar aradaki bu paralar nerelere gidiyor, kim kazanıyor, ne oluyor biz bunu bilemiyoruz. Şimdi buradan götüren halci arkadaşları dinlersek biz 10 kuruş 20 kuruşla çalışıyoruz diyor. Nereye gidiyor bu parayı kim kazanıyor biz halen daha çözmüş değiliz. Aslında bu işe de bir el atılsa iyi olur. Neden? Şimdi burada benim genç arkadaşım, üretici arkadaşım 2 liraya 3 liraya domates veriyor. Orada 10 liralık etiketi gördüğü zaman morali bozuluyor. Yani herkes bu işten ekmek yesin, halcisi de, pazarcısı da, herkes yesin ama yani bu kadar uçurum farklarla değil. Yani İstanbul'daki vatandaş da bizim vatandaşımız. Burada 3 lirayken neden 10 liraya yesin orada? Yani bu bir çok anormallik var. Hem üretici hem tüketici memnun olsun ki yani ülkemizde bir kaos gibi olmasın yani. Uçurum bu ya. 3 lira, 10 lira. Yani böyle bir şey yok, böyle bir kazanç yok. Bunun için buna mutlaka el atılması lazım. Bütün ülke olarak, vatandaş olarak, devlet olarak hepimiz el ele verip bu şeyden çıkmamız lazım.